Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib chiqtirishimiz. Qinamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Fransiya Xitoyni Uyg'urlarni bostirish siyosati sababli ayibladi. Fransiya xalqaro radiosining 24-fevraldagi xabarida bildirilishicha, Fransiya tashqi ishlar ministri Jenev Ledrian Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelgan jinoiy qilmishini tuzumlashgan bostirish deb atadi. Ledrian Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga ijro qilayotgan bostirish siyosatini ayibladi. Xabarda qayd qilinishicha, Fransiya tashqi ishlar ministri Ledrian Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga ijro qilayotgan bostirish siyosatini ayiblab, biz erishgan guvohlik va aloqador hujjatlar Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ijro qilayotgan aqlga sig'maydigan qilmishlarini va keng ko'lamli bostirish sistemasini ko'rsatib bermoqda degan. Fransiya agentligining xabarida bildirilishicha, Amerika va Avstraliya organlarining tadqiqotida Sharq Turkistondagi lagerlarga sababsiz millionlarcha Uyg'ur solangan. Uyg'urlar lager va turmalarda majburiy amgakka selingan hamda majburiy tug'mas qilingan. Xabarda bildirilishicha, Angliya bosh vaziri Boris Jonson mu Uyg'urlar masalasini tilga olib, Uyg'urlarga yurgizilayotgan bu jinoiy harakat kishini cho'chitdi degan. Amerika Xitoyning jinoyatlarining irqiy qirg'inchilik ekanligini qayta ta'kidladi. 24 fevral Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb qayta ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Twitter hisobida berilgan bu bayonotda mundoq deyildi: "Biz Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Sharq Turkistonda yuz berayotgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb bekitganligini aniq bilamiz. Shundoqli biz u jinoyatning insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini ham bilamiz. Roshanki boshqa davlat hukumatlari bu irqiy qirg'inchilik jinoyatiga yaqindan diqqat qilyapti." Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mayk Pompeo o'tgan 19-yanvar Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atagandan keyin yangi tayinlangan tashqi ishlar ministri Antony Blinken buni muayyanlashtirgan edi. Antony Blinken yana 23-fevral o'tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi yig'inida Xitoy rejimining Uyg'urlarga qarshi olib borgan jinoyatiga sukut qilmaydiganligini bildirdi va uni qabihlik jinoyati deb atadi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, 22-fevral Kanada parlamenti Avon palatasi Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizgan jinoyatini 0ga qarshi 266 ovoz bilan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgandan keyin Angliya, Gollandiya qatorli g'arb davlatlarida bu masalani parlamentda kun tartibga qo'yib, Xitoyning jinoyatiga aniqlama berish va shu asosda Xitoy bilan bo'ladigan savdo va diplomatiya siyosatlariga tuzatish kirgizishni o'ylashmoqda. Kuzatuvchilarning qarashicha, Amerika hukumatı Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb atagandan keyin, Xitoy rejimi bu hukmga qarshi tashviqot urushi qo'zg'ab, uning xalqaro ta'sirini to'sishga jon jahli bilan urinib kelmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrining Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida qilgan so'zi va mazkur ministerlik bayonotchisining yuqoriqi bayoni Amerikaning bu masaladagi mustahkam maydonini ifodalab berdi ekan. Amerika Xitoydan xoli texnikalik mahsulot ta'minlash liniyasi barpo qilmoqchi. Yaponiya xabarlari to'g'rining 24-fevraldagi xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Joe Biden bu ayda bir ma'muriy buyruq imzolagan bo'lib, buningdagi maqsad Amerikaning bunodan keyin Yaponiya, Koreya va Tayvan bilan hamkorlashib, o'zak ishlash va boshqa yuqori texnikalik mahsulotlarni ishlab chiqarishda Xitoyga beqinib qilishdan tezroq qutulish ekan. Mazkur buyruqda ittifoq allar bilan hamkorlashib, kuchlik va jonliq ta'minlash liniyasi barpo qilish deyilgan bo'lib, xalqaro munosabat bu planning yadrosi ekan. Amerika bu plan orqali Yaponiya, Koreya, Tayvan bilan o'zak ishlab chiqarish jihatida hamkorlik o'rnatadi ekan. Shundoqli Avstraliya bilan sirak yer, ya'ni mineral topu savdo hamkorligi barpo qilinadi ekan. Xabarda bildirilishicha, Joe Biden imzolagan buyruq amaliyotda navbatdagi hukumatning butun Amerikani qoplagan ta'minlash liniyasiga munosabatlik muhim strategik plani bo'lib, Xitoyning cheklanmasiga uchirmaslik asosiy nishon qilingan. İttifaqdosh ellar bilan hamkorlashadigan turlar o'zak qatorliq yuqori texnikalik mahsulotdan boshqa yana yerim o'tkazgich elektrik mashinalarining batareyasi, mineral topa metallari, dori va davolash uskunalari qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Ç
Chuck Schumer Kengash Palata a'zolariga Xitoyga qarshi qonun loyihasi tuzish yo'l yo'riqi berdi. Reuters agentligining 23 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash Palatasi Demokratlar partiyasi rahbari Chuck Schumer Kengash Palata a'zolariga Xitoyning tahdidiga qarshi qonun loyihasi tuzish yo'l yo'riqi bergan. Uning bildirishicha, Kengash Palata a'zolari ikki partiyaning Xitoyga qarshi qattiq qo'l bo'lishdagi prinsip bo'yicha ish ko'rib, Amerikaning fan texnikidagi yetakchi o'rnini qo'g'dash va Xitoy bilan bo'layotgan tengsiz savdoga zarb berish uchun tadbir elishi kerak ekan. Xabarda aytilishicha, Chuck Schumer Kengash Palata a'zolariga jumladan Davlat majlisidagi har qaysi komitet a'zolariga havola qilgan bu vazifa Amerikaning muhim strategik nishoni bo'lib, Amerikaning 1000 milliard dollar ajratib sun'iy aql kvantlik hisoblash va yerim o'tkazgich qatorliq xalqaroq texnikalarni taraqqiy qildirib, bu raqobatda Xitoyni mag'lub qilish va Amerikaga yangi xizmat fursati yaratish maqsad qilindi ekan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyga qarshi kuchlik maydonda turayotgan jumhuriyatchilar Biden hukumatiga besim qilib, uning Trump hukumatining siyosatida cheng turib, Xitoy rejimiga qattiq qo'l bo'lishini talab qilgan. Biden hukumatı Xitoyning siyosatiga qaytadan qarab chiqayotganligini bildirgan hamda Xitoyga har xil usullar bilan qarishtirdiganligiga va'da bergan. Turkiya Sharqi Turkiston masalasidagi pozitsiyasini ifodaladi. 23 va 24 fevral kunlari Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligi va Dunyo Uyg'ur qurultoyi vakillarining tashkil topgan bir hay'at Anqarada Turkiyaning bir qism davlat organlarini ziyorat qilib, muhim suhbatlarda bo'ldi. Mazkur hay'at Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi va Sharqi Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulla O'g'izxon, Dunyo Uyg'ur qurultoyi muavin raisi va Uyg'ur tadqiqot instituti raisi doktor Arkin Akram, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi raisi doktor Abduxoliq Uyg'ur, Sharqi Turkiston ulamolar birligi raisi vakili Mahmudjon Damollam, Dunyo Uyg'ur qurultoyi bosh katibi doktor Arkin Ahmad va Sharqi Turkiston tijoratchilar jamiyati vakili Adil Muhammadni tashkil topgan bo'lib, Hay'at 2 kun jarayonida Turkiya Ichki ishlar ministrligi, Tashqi ishlar ministrligi, Adolat va Taraqqiyot partiyasi, Turkiya Chet el Turkleri va Qirindosh millatlar idorasi va Turkiya Nupus idorasi ziyorati bo'ldi va Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi Anqara shubasida Anqaradagi yerlik tashkilot vakillari bilan o'rtaq xizmatlar haqida kengash yig'ini ochdi. Bu qitimliq ziyoratda Turkiyaning Sharqi Turkiston masalasidagi o'rnining muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan asosda Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, jazo lagerlari va boshqa insoniy huquq tafsandichiliklarining to'xtatilishi uchun besilishi kerak bo'lgan qadamlar. Turkiyada yashayotgan Sharqi Turkistonliklarning fuqarolik salohiyati va bexatarlik masalasi, shundaqla boshqa davlatlarda qapsilib qolgan Sharqi Turkistonliklarni qutuldirish qatorliq nuqtalar asosliq nishon bo'lgan. Tunji ziyorat Turkiya Adolat va Taraqqiyot partiyasi ommaviy aloqaga mas'ul muavin raisi Julida xonim bilan partiya markazida uchrashish bilan boshlangan bo'lib, Sharqi Turkistonliklarning hokimiyat peshidagi Oq partiyasidan kutadiganlari, da'voning talab va taqozolari bo'libmi zulm chekiga yetgan bugungidek bir paytda Oq partiya va hukumatning bu vaqtda qarab turmasligi kerakligi qatorliq jiddiy masalalar muzokara qilingan. Jumladan Turkiyadagi barliq Sharqi Turkistonliklarga 2009-yildagiga o'xshash qulaylashtirilgan holda umumiyuzlik fuqarolik salohiyati berish va bexatarlik masalalari haqida fikrlar o'tirg'i qo'yilgandan keyin Turkiya-Xitoy munosabatlarining taraqqiyotiga bo'lgan andishalar va talablar o'tirg'i qo'yilgan. Shundaqla Turkiya-Xitoy orasidagi jinoyatchilarni almashtirish kelishimnomasining Sharqi Turkiston da'vosiga elib keltirgan ziyonlari ta'kidlangan. Ziyorat oxirida Sharqi Turkiston inson huquqlari dokumenti topshirilgan. Julida xonim Sharqi Turkiston hay'atining talablarini shu kuni 1-2 soatdan keyin Oq partiyasi raisi va Turkiya Jumhuriyati prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan ochilgan yig'inda prezident Erdo'g'onga yetkazilganligini, o'ziga sunilgan masalalarning hal qilinishi uchun tirishilganligini bildirgan. Ikkinchi qatimliq ziyorat Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministrligida davom qilgan bo'lib, hay'atni muavin tashqi ishlar ministri Yavuz Selim Kiran kutib olgan. Uchrashda Turkiya-Xitoy orasidagi jinoyatchilarni almashtirish kelishimnomasi Lagerlardagi Turkiya fuqarosi bo'lgan Uyg'urlarning Turkiyaga qaytirib kelinishi, Tailand va Indoneziyadagi Sharqi Turkistonliklarning Turkiya davlati tomonidan qutuldirilishi qatorliq masalalar asosliq muzokara temasi bo'lgan. Bulardan sirt hay'at yana Turkiya Tashqi ishlar ministrligining xalqaro sahnalarda, bo'libmi Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqi yig'inlarida Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning to'xtatilishi va lagerlarning taqilishi uchun aniq pozitsiya bildirishi, unumli qadamlarni elishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Shunaqla Urumchi shahrida Turkiya konsulxonasi ochish, Sharqi Turkistonliklarning sayohat erkinligini asliga keltirish, Urumchi Istanbul orasidagi havo qatnashini asliga keltirish qatorliqlarning Sharqi Turkistondagi insoniy huquq tafsandichiligini to'xtatishdagi ijobiy roli muzokara qilingan. Hay'atning talablariga ijobiy javob qaytirgan muavin ministr Salim Kiran apandi
Türkiye Taşkışlar Ministerliğinin bu taleplerini uğrundaş ve meselelerini hal kılış için ciddi hareket kıldığını bildirgen. Heyet yine Türkiye Muavin İçki İşler Ministeri İsmail Çataklı'nı İçki İşler Ministerliğindeki işhanesi ziyaret kılgan ve öz ara ciddi meselelerini müzakir kılgan. Söhbet Şarkı Türkistan heyeti tarafından bundan burunki ziyaretlerde Türkiye Parlamenti Büyük Millet Meclisi Reisi Profesör Doktor Mustafa Şentopka ve İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu'ya sunulgan Türkiye'deki barlık Şarkı Türkistanlıklarga 2009 yıldakidek umumyüzlük puhralık salahiyeti beriş iltimasını sürüştü kılış ve bu iltimasının icra hizmetinin kayısı baskıçta işgallike hakkıda malumat eliş bilen başlanıgan. Arkadın Türkiye'deki Şarkı Türkistan halkının bihaterlik meselesi G87 kodi koyulganlarının kodlarını bekar kılış, Xtay'nın eriz kılışı sebeplik tutuluş ve sotlunuş ehvallarına karata tedbir kullanış, tutup durulvatkan günahsız Şarkı Türkistanlıklarını koyu etiş ve Türkiye'de devamlaşıvatkan faaliyetlerini kollaş katarlık talepler müzakir kılıngan. Muavin İçki İşler Ministeri İsmail Çataklı Türkiye İçki İşler Ministerliğinin Şarkı Türkistanlıklar meselesindeki pozisyasını ve samimiyetini alahide tekitligen. Heyet yine Türkiye Nüfus ve Puhralık İşleri İdarisi Başlıkını ziyaret kılgan bulup, her hıl usullar bilen puhralıkı iltimas kılgan Şarkı Türkistanlıklarının alakadar resmiyetlerinin tizildilişi, puhralık iltiması da talep kılındıgan hüccetlerinin asallaştırılışı katarlık taleplerini sunugan. Türkiye Çetel Türkleri ve Kerindaş Milletler İdarisi'ndeki ziyarette, Türkiye'deki ve Çetel'lerdeki Şarkı Türkistanlıklarının Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatları Birliği bilen təlim terbiye cihette eylip verildiğin ortak hizmetleri müzakir kılıngan. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatları Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi bu kıtımlıq ziyaretinin ehmiyeti ve neticeleri hakkında toxtulup, biz bu kıtımlıq ziyaret arqalıq Türkiye'nin her qaysı nüfuzluq organları ve ministerlikleri bilen kün tertibdeki ciddi meselelerini müzakir kıldık. Bir kısım devletler Xitayning Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan cinayetlerini irqi qırğınçılıq deb itiraf kılıbatkan ve itiraf kılışını müzakir kılıbatkan Xitay her xil vasıtlar bilen bununqı tosqulluq kılıbatkan bir peyitte Türkiye Taşkı ve İçki İşler Ministerliği de bu ziyaretlerinin buluşu ve her hıl meselelerde ortaklık hasıl kılınışı, Xtay'nın özünü perdazlaştı mağlup bulgallıkını ve Türkiye'nin Şarkı Türkistan siyasetindeki samimiyetini işbadılaydı. AK Partiya bayanatçısı Ömer Çelik'nin 23 fevral akbarat eylem kılış yığını da Şarkı Türkistan hakkında işbadı bildirişi bu kıtımlık ziyaretimizin en gevdelik neticelerden biri bulup hesaplandı. Allah halisa bunun dinkinki günlerde tihim okup icabi neticelerinin royapkı çıkışığı tilektaşımız diğerlerini bildirdi. Türkiye bilen Xitay otursuzdaki cinayetçilerini almıştırış kelişimnamesi dikkat kozgavatkan, Türkiye'nin Şarkı Türkistan meselesindeki pozisyasi talaştara tışkılınıvatkan bir peyitte, Türkiye'deki Şarkı Türkistan teşkilatlarının bu kıtımlık uçuruşları muhim ehmiyetki igip olmaqta. Xitay'nın Fransiyada turuşluk baş elçihanesi Uyghur ayal yazgan kitap hakkında bayanat ilan kıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 24 fevraldaki haberde bildirilişçe, Xitay'nın Fransiyada turuşluk baş elçihanesi bayanat ilan kılıp, lager şahidi yazgan Xitay lagerde hayat kalıqçılar mavzuluk kitap hakkında bildirildi. Haberde kayıt kılınışça, ötken yıl yazda Fransiyaya kayıtıp gelgen Gülbahar Xatıbacı hanım, Xitay lagerde hayat kalıqçılar namlıq kitabını neşir kıldırgan. Kitapta Xitay'nın Şarkı Türkistan'da tesis kılgan lagerdeki ecinişli kıyın kıstaklar, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya icra kılvatkan bastırış, terörlük siyaseti, hem de lagerde beşidin keçirgen keçirmişlerini tunuşturgan. Mezkur kitap Fransiya halkının dikkatini kozgan bulup, Fransiyadaki asaslıq taratkular bu kitap hakkıda haber yazgan, hem de lager hakkıda dokulat eylan kılgan. 23 fevral Xitay'nın Fransiyada turuşluk baş elçihanesi bayanat eylan kılıp, Gülbahar Hanım'a töhmet kılgan. Xitay bayanatı da Gülbahar Hanım'la ayıplab, uzundun buyan bölgünçilik ve terörlük faaliyetleri bilen şuğullandı. O bir bölgünçi ve terörçi de bildirilgan. Xitay bayanatı diyene Gülbahar Hanım'a tökmet kılıp, 2009 yılda yüz bergen ürümçi kırgınçılıkı katnaşkan, Şarkı Türkistan teşkilat rehberleri bilen til biriktirgen ve Xitay'a karşı namayış ve başka bölgünçilik faaliyetleri bilen şuğullandı de bildirilgan. Xitay konsulxanası aldıdaki namayış izgil devamlaşmakta. Ailem kayardı şuarı bilen başlanan namayışlar növette barabara kengiyip Türkiye, Germaniya, Japonya, Avustralya katarlıq başka devletlerde mu millet növeti nam bilen devamlaşmakta. Türkiye'de devamlaşvatkan millet növeti namayışıga bugün mu yani yüzligen kişi iştirak kılgan. Bugünkü namayışkı ziyaret gelgen sabık İyi Partiya milletvekili Profesör Ümit Özdağ Efendi Uyghurlar hakkında söz kılıp mundaq dedi. Şarkı Türkistan halkı hazır Xitay'nın bastırışı bilen İğır zulümge uçurmaqta. Uyghurlar Xitay'nın İğır zulümlerine karşı tirikşip, tarihtin bugünkü günü geçe özlerinin Türklikini, Müslümanlıkını saklap kilivatıdı ve kıyamet kişi saklaydı.
Xitay aqlini beshiga elib butun Türk dunyosini o'ziga düşman qilishni xohlamasa, Sharq Turkistondagi buzulumni to'xtatishi kerak. Agar Xitay düşman bo'lishni tanlasa, o'z vaqtida o'zlarining saddikin sepilni selishga majbur bo'lganligini asla unutib qolmasligi kerak. Sharq Turkiston xalqi eng aqalli haqqi bo'lgan insonchi yashashni va mavjudiyatini qo'g'dashni talab qilyapti. Uningdan boshqa talabi yo'q. Biz Türk dunyosi, Türk millati, Türk xalqi bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkiston xalqining tunugimmi yenida edik, bugunmi va atimi yenida bo'lamiz deganlarni bildirdi. Kadim Türk yurdu, Doğu Türkistan, Çin'in her geçen gün artan baskı rejimi altında haksız, adaletsiz ve zalim uygulamaları yaşamaktadır. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz binlerce seneden bu yana Türklüğünü muhafaza ettikleri Doğu Türkistan'ın Türk karakterini, Türk kültürünü, Türk varlığını 21. yüzyılda da, 22. yüzyılda da, 23. yüzyılda da kıyamete kadar muhafaza etmeye bütün Çin baskılarına rağmen muvaffak olacaklardır. Pekin'in bir an önce aklını başına alıp büyük Türk dünyasının düşmanlığını kazanmak istemiyor ise Doğu Türkistan'da başlatmış olduğu bu zalim uygulamalara son vermesinin zamanı gelmiştir. Uyghurlarga kommunizm ideyasi singdirish davomlashmoqda. Ijtimoiy uchur vositalari tarqalib atgan sillar tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkiston xalqini tubdan xitoylashtirish uchun har turlik vositalarni qo'llanayotganligini takror oshkorlab bermoqda. Sinda Sharq Turkistonning har shahridan bir turkum er-ayollarni xitoycha kiyinib chaqanni uzutish va yangidan ish boshlash nomida faoliyatlar o'tkazilgan bo'lib, faoliyatga qatnashquchilarning kommunist partiyasini madhiyalab qizil naqsha aytganligi Yeni bir sinde yüzdün köp ayarlarının çoğun bir zalda oltırıp, Xitay okutkucunun ders berişi bilen Xitay tili ögünüşkü mecburlu vatkallıqı, yeni başka sallarda rayon boyucu bölüngen insanların öz rayonlarda toplaşıp, Xitay tili ögünüşke kızıl nakşı eğitişka, Komünist Partisi'ni maktab nakşı eğitişke mecburlanğallıqı görüstüligen. Xitay Şarkı Türkistan halkının mınısını yiyip, komünizm ideyesini sındırış üçün, Burun atalmış medeniyet inkılabı devrede elip bargan cinayetlerden neticesi artık peskeşliklerini icra kılmakta. ...180 halkaralık teşkilat Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabakısını baykut kılışkı çakırdı. Germaniya avazı haberde bildirilişe Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki icraatları irki kırgıncılık da bekitligendiyken 2022 yıllık Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabakısını uçuk aşkarı baykut kılış çakırıkları köpeygen. Xabarda bildirilishicha kelar yili kishilik huquq xotirasi nachar bo'lgan Olimpik sohibi bo'lgan Xitoyga nisbatan intayin muhim bir o'tkazilish ekan. Mazkur boykot chaqiriqiga xalqaro Olimpik komitetining xalqaro qo'llovchilarining ko'pinchisi sukut qilgan, ammo ba'zi kuzatuvchilar buning sababini qo'llovchilarning siyosiy besim his qilmaganligidan deb qaragan. Kelar yili 2-joydagi musobaqa yetib kelish oldida turgan bir paytda dunyo xalqi Xitoyning Sharq Turkistonda jazo lagerlari qurganligini Uyghur qatarlıq millətlərini türmeyi taşlıqallıqını, Hong Kong'da kişilik hüquq ve demokratiyanı bastırıqallıqını ayıplaşkı başıldı. Məlum buluşca, Olimpik Komiteti tənərkət müsabıqısını siyaset bilen bağlaşkı karıştırıqan bulup, onlar gerçi bu xil baykutqılış Xitayının obrazıqı ziyan yetküsü mü, amma tənərkətçilərinin hüquqi ve mənpəyətigi mü ziyan saldı dəb qarıqan. Ömer Bekali ailesi bilen cem boldi. Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining ichki sirini tunji bo'lib dunyoga pash qilgan lager shahidi Ömer Bekali 3 yildan buyon oilasi bilan takror-takror ayrilishga majbur bo'lib, judolik va xotirjamsizlik ichida yashab kelayotgan edi. Ömer Bekali Gollandiya hukumatining yordami bilan tunugun 24 fevral kuni oxiri ayoli Roshangul va 3 farzandi bilan jam bo'ldi. Ömer Bekali'nin ailesi sağ-salamet halde Türkiye'den Gollandiya'ya yetib bargan bulup, ular judalık ve ayrılış azapları da yaşayabatkan barlık Uyghurlarını, ailesi hem de milletini Xitay'nın zulümlerden kutulduruş yolu da ümidini yokatmayı hareket kılışka çakırdı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlık hizmetleşirimine köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.